Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Erzurum isimli oyunu oynayacağım. Geçtiğimiz günlerde bir yorum gelmişti arkadaşlar videomdan bir tanesine. Ve ya oyun oynasan arada iyi olur falan gibisinden de bir yorum gelmişti. Aslında kanalımda birazcık oyun tarzı şeyler de vardı. Hatta eskiden bundan 2-3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam kızımla çektiğimiz bir video vardı, oyun videosu. Ama sonra çok devam ettirmedim. Yani ben oyun uzmanı değilim ama arada böyle ufak tefek oyunlar oynuyoruz. Hem teknoloji okuyu için oynadığım oluyor hem de kendim kişisel zevkimden oynadığım oluyordu. Ama genelde kanalıma pek oyun videosu koymuyorum. Bu Erzurum oyununu neden koyduğumu söyleyecek olursam, oyun Türk yapımı bir oyun isminden de anlaşılacağı üzere. Birazcık pozitif ayrımcılık yapalım dedik. Hem de bu tarz oyunlara destek olalım. En azından çorbada bir tuzumuz bulunsun diye. Teknoloji okuyu için ben bir inceleme çekmiştim zaten. Bir tane de dedim ki kendi kanalım için bir oyun çekeyim. Şimdi birazcık oynayacağım. Hem de size oyun hakkında birazcık bilgiler vermeye çalışacağım. Adından da anlaşılacağı üzere Erzurum'da geçen bir oyun bu. Ve Erzurum'da bir göktaşı düşüyor o bölgeye. Ve göktaşı düştükten sonra da işte yaşanan olayları anlatan bir tür macera. Tabii ki çok hani böyle çok büyük bütçeli milyon dolarlık oyunlarla karşılaştırmayın. Ya da işte konsolda gördüğümüz böyle hani büyük prodüksiyonlu oyunlar gibi bir beklentiniz olmasın. Ama eğlenceli, güzel, hoş bir oyun olmuş. En azından bu tarz oyunları desteklersek, ben hep bunu söylüyorum arkadaşlar. Daha iyilerini üretmek için de insanları teşvik etmiş oluruz. Çünkü bu işler birazcık destekli oluyor. Hani aslansınız kaplansınız da olmuyor arkadaşlar. Elinizi cebinize atacaksınız, bu oyunu satın alacaksınız. Zaten 21 lira mı neydi yanlış hatırlamıyorsam? Bir para değil. Hani kötü bir örnek belki ama bir paket sigara kaç var onu da bilmiyorum gerçekten sigara kullanmadığım için, ama neredeyse bir paket sigara parasına bile, hani sigara parasından birazcık fazla vereceğimiz bir rakamdan bahsediyoruz. Yani para değil aslında. Bu tarz konularda destek olalım. Ha, destek olmak derken de körü körüne bir destekten de bahsetmiyorum. Yani bu arkadaşları tanımıyorum ben bu arada. Hani ne yapıyorlar, ne diyorlar, bundan sonraki oyunlarında neler yapacaklar, onları da görmemiz lazım. Ve bunun da takipçisi olmamız gerekiyor. Yani destek olalım ama ne yapıyorlar, ne diyorlar onları da kontrol edelim ki daha iyisini yapmaları için teşvik edelim. Yoksa mesela buradan kazandıkları parayı arkadaşlar ev, araba, şu bu alıp alsınlar tabii ki. Ama işlerine yatırım yapmazlarsa ne olur? Bu işin devamı gelmez. O yüzden bu işlere destek olmaları, bizim destek olmamız, onların da bu işi sürdürmesi gerekiyor. Oyunu ben Steam'den satın almıştım arkadaşlar ve yaklaşık olarak 21 TL'de o zaman aldığımda şimdi herhalde 3 aşağı 5 yukarı öyledir. Küçük bir güncelleme geldi. Güncelleme 1.05 güncellemesi diyor. Daha yeni geldi bu 24 Mart'ta. 24 Mart'ta geldi. Ne değişmiş? Selamlar, yeni yiyecekler eklenmiş, bir güncelleme hazır. Yeni yiyeceklerde kestane mısır, patates ve cağ kebabı varmış. Yeni işçilik eşyası da dikiş seti gelmiş. Bir önceki güncellemede 18 Mart'ta gelmiş. Böyle bayağı güncelleme yapıyorlar 1.03'te. Şimdi 1.04'te, 1.05'te. 24 Mart'ta gelmiş. Şimdi oyuna bir girelim bakalım bize neler sunacak. Şimdi oyunun bir açılış menüsü var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Hikaye serbest, mücadeleler, ayarlar, künye ve çık şeklinde. Burada kurtlar gözüyor. Bir tane canlı var. Canlı önünde bir Türk bayrağı var. Yani yerli bir oyun olduğu her halinden belli. Sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Ben hikayeden devam edeceğim. Bu serbest bir mücadelede farklı modlar var. Hikayeden devam edelim. Şimdi benim ilerlediğim bir bölüm vardı. Otomatik kayıttan bir devam edelim bakalım nerelerde kalmışız. Ben imamı arıyordum, daha oyunun başındaydık. Ve orada bakalım imamı bulacak mıyız, bulabilecek miyiz? Otokayıt diyorum ama. Evet, şimdi ben burada bir binanın tepesine çıkmıştım. Binanın tepesindeyiz. Şöyle bakın. Arkadaşımız da burada. Ha, burada bir baltamız var. Şu baltayı alalım bari ya. Nacak demiş ama aslında o balta. Böyle hareketler de biraz komik. Şöyle uzatıyor elini. Şöyle yapıyor filan. Biraz enteresan olmuş ama güzel. Dediğim gibi çok takılmayın bunlara. Yani eleştirilecek taraf olduktan sonra eleştiririz tabii ki ama bunlar şimdi bizim destek olarak yaptığımız şeyler. Ops, yanlış geldik galiba. Yani şurada bir kapımız var. Açalım kapıyı. Söylediğim gibi hikaye bir göktaşı düşüyor. Erzurum civarında ve o göktaşınınla beraber işte yaşadığımız olaylar var. Tabii oyun bir hayatta kalma oyunu olduğu için dikkatli oynamanız gerekiyor. Yani işte açlığınıza, tokluğunuza, havanın sıcaklığına, ki mesela üst tarafta görüyorsunuz hava sıcaklığı, giysi sıcaklığı hissedilen ve saati görüyorsunuz. Alt kısımda da işte vücut sıcaklığı, enerjimiz vesaire gibi hani açlık durumumuz
Bunları görüyoruz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Yoksa olmadık bir yerde ölü veririz, ölü veriyorsun. Çünkü ben çok öyle başıma geldi. Bıçak varmış. Alalım bıçağı da. Biraz hareketler dediğim gibi komik bir hareket yapıyor şu an. Şimdi göstereyim size biraz daha açıktan. Şöyle. Alsın bakalım şu unu. Tabii alamayacak ama. Şöyle. Şöyle yapıyor. Yani şöyle yapıyor. Biraz komik bir hareket olmuş. Türk kahvemiz varmış. Onu alalım. Kumaş varmış. Onu alalım. Burada böyle ne bulursanız toplamanız gerekiyor binalardan, evlerden. Burada ne var? Elektronik hurdaymış. Lazım olacak herhalde. Bunu alalım. Şurada ecza dolabı var. Burada da ağrı kesici oluyor genelde. Antibiyotik varmış. Onu aldık. Evet. Şimdi buzdolabından da bir şeyler aldık zaten az önce. Evdeki her şeyi aldık mı? Bir bakalım. Ha, şurada da bir şey var. Nedir bu? Ups. Masanın kenarına hop çıktık. Şöyle bir gelelim. Silah temizleme kiti alalım. Lazım olur. Bu ne? O bir şey değil. Yani dolabımız boş. Şurada güzel bir İstanbul manzarası galiba bu. Evet, deniz olduğuna göre. Erzurum'da deniz olmayacağına göre. Evet, İstanbul Eminönü burası. Eskileri gösteren bir resim. Şöyle içeri geçelim. Bakalım burada ne var? Burada bir şey yok galiba. Evet. O da binanın girişi. Burada kutular var. Kolejiler diyor. Burada da var. Şimdi o binadan çıkıyoruz. İşte böyle bir ortamdayız arkadaşlar. Haritamıza baktığımızda gitmemiz gereken yer. Hedef imamı bul diyor. Şu imamı bir bulalım. Geçen videoda bulamamıştım ben de. Sağa doğru gitmemiz gerekiyor. Evet. Yürü bakalım dayı sağa doğru. Koşturabiliyoruz da adamımızı. Shift'e basmam gerekiyor ama iki elini yapmak lazım bunu şimdi. Evet. Koşuyor da. Bakalım mı? Yanlış yere bir gitmeyelim de. Bayağı bir sağa doğru dönmemiz lazım. Şöyle. Şu açıdan yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Koş oğlum. Şöyle biraz koşturalım adamımız. Tabii enerji tükeniyor şu anda gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi oyun basit bir oyun. Öyle hani çok kompleks bir şey beklemeyin. Ama bunlara destek olmalıyız. Ben hep bunu söylüyorum. Siz de olursanız en azından bu arkadaşlar da daha ilerini yapması için çaba göstermeye çalışır. Evet, şu anda doğru yoldayım. Hedefe doğru ilerliyorum. Biraz daha koşturalım ya. Çok yavaş gidiyorsun abi. Böyle oyun bitmez. İmamımızı bulalım bakalım. İmamın evine gitmiştik biz daha önce. Yani en başta, hikayenin başından başlamadım ben şu anda. İmamımızın evine gitmiştik. Evde yoktu ama bir mektup vardı. Ben işte dedi bir gözetleme kulesine gidiyorum. Beni orada bul gibisinden bir şey yazıyordu. Burada Erzurum'un soğuğu da soğuktur yalnız. Abimiz ne durumdaymış? Hava sıcaklığı eksi 20 dereceymiş şu anda. Giysi sıcaklığı 5 derece. Hissedilen eksi 15 derece. Maşallah. Bakalım. Evet, az kaldı. Biraz daha koşturalım. Hadi bakalım. Burada yalnız bu arada hayvanlar falan da var. Tren yolundan da geçiyoruz. Zaten oyun orada başlıyor. Yani tren yolunda başlıyoruz. Tünel gibi bir şeyin ucundayız. Evet, yürü yürü yürü. Koş 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 koş. İmamımızı bulmamız lazım. Bu arada gökyüzündeki şeyi de görüyorsunuz değil mi? Kuzey ışıkları. Erzurum'da pek görülen bir şey olduğunu düşünmüyorum ama güzel görünüyor. Şimdi bakalım bir daha haritaya. Çok az kaldı. Yürüyelim bakalım biraz. Koşturayım, koştur hocam. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Evet, şimdi bir daha bakalım haritamıza. Hemen gelmek üzereyiz. Şu anda önümüzde olması lazım imamımız. Bakalım. Buralarda bir yerde olmalı. Bir daha bakalım. Hafif sağa doğru çıkacağız şöyle. Evet. Biraz daha koşturalım da hızlıca gidelim yahu. Koş 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 koş.
Evet, buralarda bir yerde olacak. İmamımızı buralarda bir yerde bulmamız lazım. Şurada bir bina var. Evet, gördüm. Evet, bina değil de o kule. Evet, doğru, bize kuleye gelin demişti. Gözetleme kulesi varmış orada. İmam Efendi'yi bulduk burada. Bakalım sağ mı, salim mi? Bir görelim bakalım imamımızı. Geldik binaya. Aha! İşte burada. Ama yetişemedik. Allah rahmet eylesin, ne diyelim. Eğer bunu okuyorsam muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir, Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir Fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa yem olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. Sağ olasın hocam. Size de Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? İmamı gömeceğiz şimdi. Gömmemiz gerekiyormuş. Evet, gömüyoruz galiba. Bir şeyler oldu. Evet, imamımızı gömdük. Bir Fatiha okuyalım şurada. Oyunda böyle bir olay olması da güzel olmuş bu arada. Fatiha'mızı da okuduk. Şu şeye çıkalım ya. Burada soğuktan donarız gibi geliyor bana. Çünkü eksi 22 derece. Şu anda ben, ya gece sıcaklığım da fena değil ama havada karardı, bir kulübe falan varsa şunun üstünde oraya çıkalım. Orada biraz dinlenelim yani. Evet, kapalı bir yer var burada. Evet, içeri bir girelim. Bu arada oyunda yemek falan yapabiliyorsunuz. İşte sobaya odun atabiliyorsunuz. Aa, varil varmış. Buraya bir şey atalım bakalım. Mesela odunumuz var, kibritimiz var. Dalımız hiç yokmuş. Kömürümüz var. Odun atalım biz buraya. Odun. Ateş yakalım. Şimdi yakıt ekleyeceğiz diyeceğiz buraya. Ne ekleyelim? Odun ekleyelim. Biraz da kömür ekleyelim. Evet. Kömür ekleyelim. Evet, kömürü ekledik. Bir tane daha koyalım. Bu ne kadar gidecekmiş? Şimdi bu sana göster. 2 saat 41 dakika diyor. Burada istersek bir şeyler de pişirebiliyoruz bu arada. Mesela pişir diyorsun orada. İşte tabii elinde neler varsa ona bakacaksın. Karar etmesi için işte çayımız var mı? Çaydanlığımız yokmuş. İşte Türk kahvesi için cezvemiz ve suyumuz yok. Tarhana çorbası için suyumuz eksik. Karar edebilirmişiz. Kar şu an eriyecek. Biraz sonra o kar hazır olacak ve su haline gelecek. O zaman oradan işte çaydı, çorbaydı, ne istiyorsak onu yapacağız. Bu şekilde böyle hani hayatta kalma oyunu, bildiğimiz standart. Karnımız da acıkmaya başladı. Yarısı boş. Biraz yorulmuşuz da. Evet, çanağımız da birazdan eriyecek kar. İşte Erzurum soğuğunda. Aa, buradaki bir şeyler de varmış. Onları toplayalım bari. Topla 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 topla. Hop, kibritimizi aldık. O kola da varmış. Gofret de varmış. Başka bir şey yok. Başka bir dolap varmış. Kapıyı da kapatalım ya. İçerisi soğuyor. Biz de soba yakıyoruz ya. Aha, burada bir sandık var. Sandığın içine bakalım. Ha, elimizdeki eşyaları o sandığa da koyabiliyoruz ama şu an öyle bir ihtiyacımız yok. O yüzden gerek de yok. Yatak var. İstersek uyuyabiliyoruz bu arada. Ama su oldu mu? Yok. Çok az kaldı. Suyumuz eriyecek ve suyu eriyince o zaman da çay çorba istediğimizi yapacağız arkadaşlar. Evet. Oh, çok güzel oldu bu. Şu anda hava sıcaklığı eksi 8'miş. Hissedilen 42 dereceymiş. Çünkü bizim odamız şu an sıcak. Maşallah yanarız yalnız biz bu şeylerle, kıyafetlerle. Su hazır. Evet, suyumuzu alalım. Ha, şimdi burada pişir diyeceğiz. Evet. Bir çorba yapalım ya. Tarhana çorbası. Her şeyimiz varmış zaten. Pişirmeye başla. Bu arada ben bunları daha önceki o imamın evinden falan da almıştım. Pişirmeye başlıyoruz. Ve bu çorba piştiği zaman da biz de afiyetle yemiş olacağız arkadaşlar. Oyunda bu şekilde. Böyle çeşitli maceralara tur. Tabii ben sonuna kadar gelmedim bu arada. O yüzden hani sonunda ne oluyor açıkçası bilmiyorum ben de sizler gibi. Ama siz de merak ediyorsanız PC'de oynanıyor. Çok da yüksek bir donanım gücü istemiyor. Bu oyunu, Erzurum oyununu satın alıp oynayabilirsiniz. Bence güzel bir oyun olmuş. Eğer böyle hani hem Türk oyunculara destek olalım hem de ekosistemi büyütelim gibi düşünceniz varsa alınıp oynanabilecek güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun. Çok da böyle hani aşırı bir yer kaplamıyor, yer istemiyor.
yüksek bir donanım gücü de gerektirmiyor. Bu bakımdan rahatlıkla oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Bu videoda sizlere Erzurum isimli yerli oyunu anlatmaya çalıştım. Oyunla ilgili merak ettiklerinizi ya da şöyle bir şey var mı, böyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa videonun altında bana sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Eğer oyun videoları devam etmesini istiyorsanız da yorumlarınızı yazın. Hani devam etsin, etmesin, bunlar güzel oluyor ya da olmuyor. Yazın. Ben de ona göre bundan sonraki videoları şekillendirmek için bu yorumlarınızı değerlendiriyorum. Onu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve beni istiyorsanız Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.